Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, şimdi Zeccac, Müfessir Zeccac'la devam ediyoruz. Zeccac'ın Ma'anil Kur'an ve İ'rabuhu adlı eserinden evet işleyeceğiz. Şimdi Zeccac tabi Bağdat'ta doğdu ve orada eğitim aldı. Tabi hocaları Küfeli ve Basralı. Yani hem Küfe mezhepli hem de Basra mezhepli hocalardan ders almış. Böylece hem Nahiv ekolünde iki mezhebi de öğrenmiş bir alimdir. Evet, öğrencileri İbn-i Serraç, Nahhas, Cevheri, Ebu Ali Farisi, Rummani gibi çok meşhur dilciler gördüğünüz gibi. Evet, Zeccac daha çok muhatap dil merkezi bir Kur'an tasavvuruna sahip olmuş. Dil ve rivayet malzemesini birleştirmiştir. Yani burada Kur'an'ın hem indiği dönemdeki dili hem de indiği dönemdeki muhatap merkezde anlaşılabileceğini ortaya koymuştur. Hem dilden çok ciddi bir şekilde yararlandığı gibi rivayet malzemesine de önem vermiştir. Rivayette ana kaynağı Ahmet bin Hanbel'dir. Tabii dilde de ana kaynağı Halil bin Ahmet ve Sibeveyh'tir. Evet. Şimdi Zeccac'ın tefsirinden biraz okumalar yapabiliriz. Şimdi Zeccac'ın tefsirinden, şimdi şöyle Zeccac'ın tefsirini bir açalım, bakalım. Şimdi görüyorsunuz bu Zeccac'ın tefsiri, Ma'anil Kur'an ve İ'rabuhu. Arkadaşlar Zeccac gerçekten çok büyük bir dilci. O yüzden tefsirini ana merkez, ana ağırlıklı olarak hep dil üzerine yoğunlaştırmış. Ve Kur'an'ın indi dönemdeki dili merkeze almaya çalışmış burada gördüğümüz gibi. Bu eserini şöyle büyütelim. Biz buradan bir ayeti okuyup ayet üzerinden nasıl bir metot takip ettiğini anlamaya çalışacağız. Şimdi ayet Bakara suresinden bir ayet. Bakalım şöyle. Buradan okumaya çalışalım. Şimdi kavluhu azze ve celle vettebe'u, o Yahudiler tabi oldular. Uydular. Ma tetlu şeyatinu, şeytanların okuduklarına ala mülkü Süleyman. Süleyman'ın hükümranlığı döneminde şeytanların okuduklarına tabi oldular. Yani bu ayette Yahudilerin Süleyman Aleyhisselam döneminde şeytan dediği, yani cinlerin okudukları, cinlerin ortaya çıkardıkları sihre tabi olduklarını söylüyor burada. Evet, şimdi bakalım nasıl bize tefsir ediyor. Mâ kânet tetlûhu şeklinde tefsir ediyor. Yani burada diyor ki mâ tetlû ifadesi mâ kânet, yani Kur'an'ın indiği dönemde Yahudilerin, şeytanların okuduğu anlamında değil. Yani tetlû ifadesi çünkü fiil-i muzari olup sanki, yani Kur'an'ın indiği dönemdeki Medine Yahudilere karşı şeytanlar okuduğu gibi bir anlam ortaya çıkabilir. Halbuki kânet tetlû geçmiş zamanda Süleyman Aleyhisselam zamanında olan bir olayı ifade ettiğini ve ayetin bu anlamda olduğunu bize bu ifadesiyle ortaya koymaya çalışıyor. Vellezî kâneti şeyâtînu, şeytanların telethu okuduğu şey, fiil mülkü Süleyman, Süleyman'ın hükümranlığı döneminde şeytanlar okuduğu şey nedir peki? Ne okumuşlar? Şimdi bize onu açıklıyor. Kitab-ı Mine's-Sihri. Evet. Büyüyle alakalı bir kitap. Yani büyü kitaplarını okumuşlar. Yani adeta siz Süleyman peygamberin, Süleyman'ın getirdiği Zebur'u, onun size dikte ettiği Tevrat'ı bırakın, bu büyük kitaplarına tabi olun, büyük kitaplarıyla iş yapın diye adeta şeytanlar vahiden Yahudileri yüz çevirmeye çalışıyorlardı. Evet, felibihetil Yahudi, Yahudilerin iftirası ve kedibihim ve yalanları nedeniyle iddia ettiler ki enne hâde sihra, bu büyü ehadûhu, bu büyü aldılar an Süleyman'a, Süleyman'dan aldıklarını iddia ettiler. Yani şeytanlar tamamıyla yalan söyleyerek, iftira atarak bu büyüyü Süleyman aldıklarını söylüyorlar. Yani tabii Süleyman Aleyhisselam vefat edince hemen onun oturduğu tahtın altından
büyük kitaplarını çıkartıyorlar ve diyorlar ki işte Süleyman peygamber bu büyük kitaplarıyla size hükmetti. Siz de bu kitapları okuyun, siz de dünyaya hükmedin diye onları kandırmaya çalışmışlar. Ve ennehu ve bu büyü nedir? Yani bu büyüyle nasıl hükmediyorlar? İsmullahil a'zam. Allah'ın en büyük ismidir. Yani ismi azamıyla aslında yönetti diyorlar ki yetekessebune bizalike. Onlar bu şekilde yalanlarına destek dayanak ortaya koymaya çalışıyorlar. Fe'alem Allahu azze ve celle. Allahu Teala da bildirdi ki ennehum onlar rafadu kitabehu. O Süleyman peygamberin kitabını tamamen reddettiler. Yani o Yahudiler ve tebe'u es-sihra ve sihre tabi oldular. Yani şeytanların sözlerine kanarak bu Tevrat'ı, Zebur'u arkalarına atıp sihre tabi olduklarını söylüyor. Ve ma'na ala mulki Süleyman. Süleyman'ın hükümranlığı demek ala ahdi mulki Süleyman. Yani Süleyman peygamber hükümranlığı zamanında anlamında burada ahd kelimesinin takdir edildiğini, hasfedildiğini bize söylemeye çalışıyor müfessir. Evet. Feberra'ahu Allahu azze ve celle ve Allah Teala da temize çıkarmıştır Süleyman'ı. Süleyman aleyhisselam'ı min es-sihr. Yani Süleyman peygamberin sihirle hiçbir alakası olmadığını burada ortaya koymaya çalışmıştır bu ayet-i kerimede. Ve azhara Muhammeden ve Muhammed'e bildirmiştir. Ortaya koymuştur ala kedibihim Yahudilerin yalan söylediklerini. Ve kale ve şöyle buyurmuştur Cenab-ı Hak. Ve ma kefere Süleymanu. Süleyman kafir olmamıştır. Li enne Allah çünkü Cenab-ı Hak cealel ityane min Süleyman Süleyman'ın getirmesini biz sihri, Süleyman'ın sihri getirmesini küfra, küfür kılmıştır ki, yani sihri ortaya koyma, sihri insanlara göstermeyi, onun Tevrat yerine koymayı küfür olarak kılmıştır. Feberrahu minhu. Allah da bunu Süleyman'dan beri kılmıştır. Yani asla Süleyman Aleyhisselam'ın böyle bir küfür işi olmamıştır. Ve a'leme ve bildirmiştir ki enne şeyatine keferu. Aksine şeytanlar yani cinler bu sihri ortaya koyarak. Yani burada tabii sihir ortaya koymak demek sihri adeta bir Tevrat, bir Zebur gibi vahiy kabul etmesi açısından küfür. Yoksa sihri öğretmek ya da sihri bildirmek esasında haddi zatında küfür değil ama sihri vahiy gibi kabul edersen Tevrat ve Zebur'un yerine koyarsan ve Süleyman peygamberin Tevrat ve Zebur diye sihirle insanlara hükmettiğini söylersen bu küfürdür. O yüzden şeytanların yani cinlerin bu şekilde kafir olduklarını Cenab-ı Hak bildirmiş oluyor. Fakale velakinne şeyatine kefuru. Fakat şeytanlar yani cinler kafir olmuşlardır. Tabi o dönemde cinler insanlara görünüyorlarmış. İnsan suretinde insanlara bu şekilde işbirliği yapıp insanları saptırmaya çalışıyorlarmış. Yuallimûne nâse sihri. İnsanlara sihri öğreterek. Evet. Femen şeddede, kim şeddeli okursa, yani biz velakin diye şeddesiz okuduk. Ama kim femen şeddede şeddeli okursa ki böyle bir kıraat da var. Yani kim şeddeli okursa derken sanki Kur'an-ı Kerim herkesin kendi keyfine göre okunacak anlamına gelmez. Yani kim böyle bir kıraati takip ederse, çünkü bu konuda iki kıraat var. Velakin kıraat da var, velakinle. Burada şeddede diyerek yani ikinci bir kıraat olduğu, şeddeli bir kıraat olduğunu ve kim bu şekilde bu kıraate göre okursa, velakinle şeklinde okursa o zaman nasabe eşşeyatine, şeyatin kelimesi nasbeder. Ama biz velakinle şeyatinu, velakinle şeyatine, tabi yanlış ifade ettim, biz şeddeli okuyoruz velakinle şeyatine diye. Ama tabi burada femen şeddede yani bizim kıraate göre okursa velakinle şeklinde olur ki nasıl şeyatin, şeyatin kelimesi nasbeder ki biz de öyle yapıyoruz velakinle şeyatine diye şeyatin kelimesini mansup yapıyoruz. Ama ve men haffefe kim cezim yani şeddesiz okursa yani cezimli velakin şeklinde okursa o zaman rafa'a merfu yapar şeyatin kelimesini yani velakin diye okursan ya o kıraate göre velakinin şeyatinu şeklinde ayeti kerime okunur diye bize kıraatla alakalı bilgi veriyor müfessirimiz. Fakale ve şöyle o kişi okur diyor. Velakin şeyatinu tabii kin aslında ama geçerken biliyorsunuz sakin idâ hurrike hurrike bil kesri
harekeleneceği zaman Kesra ile harekeleri kaidesinden velakini şeyatinu diye okuyoruz. Velakini şeyatinu keferu, fakat şeytanlar kafir olmuşlardır. Ve kad uri'e bihima cemi'an, her ikisiyle de okunmuş. Yani hem velakin hem velakinle şeklinde okunduğunu bize söylüyor müfessir. Ve kavluhu azze ve celle, ne Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğu, yuallimûne nâse sihra, insanlara sihir öğreterek, ve mâ unzile alel melekeyni, ve iki meleğe indirileni. Ve kad uri'e, bu diyor bir kıraate göre şöyle okunmuştur. Alel melekeyni, iki krala, kral manasında, melek değil krala indirilen. Evet, ama diyor vel melekeyn, melek, iki melek ifadesi diyor. Esbetu fir rivayeti ve tefsiri cemiyan. Hem rivayet hem de tefsir açısından çok daha güçlüdür. Yani bu şekilde gelen rivayetin, kıraatın çok daha sağlam bir rivayet olduğunu bize söylüyor. El-mâna, ayetin manası şudur. Yani yuallimûne nâse sihra, insanlara sihir öğreterek, ve yuallimûne, ve öğreterek, mâ unzile alel melekeyni, iki meleğe indirileni öğreterek. Bu şekilde. Yani diyor ki hem bir sihir var, hem de iki meleğe de daha özel, daha güçlü sihre dair bilgiler verilmiş. O bilgileri de aynı şekilde öğreten manasında söylüyor. Şimdi niye ve yuallimûne diye burada fiili bir daha takdir ediyor? Şundan, فَمَوْضِعُ مَا, çünkü مَا اُنْزِلَدَكِ مَا'nın konumunun nasbun nasb olduğunu, yani yuallimine, yuallimune fiilinin mef'ulü bihi olduğunu söylüyor. Çünkü bu bazıları buradaki ma'yı aslında önceki fiilinin mef'ulü bihi değil de ma'yı nafi olduğunu söyleyenler de var. Yani şöyle mana veriyorlar. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ, iki meleğe indirilmedi. Yani iki meleğe bir sihir indirilmedi anlamında. Tamamen bu sihir insanların uydurmasıdır. Hakikat, sihirin hakikati yok manasında söyleyen, o şekilde yorumlayanlar da var. Ama ehli sünnetin çoğunluğuna göre buradaki ma ismi mevsul olup gerçekten iki meleğe sihrin indirildiğini burada söylüyor. Evet, şimdi nesbun ale sihri, yani burada sihre atfedilmiştir. Şurada nesk atfı manasında, yani es-sihra kelimesine ma es-sihra kelimesi atfedilmiştir diyor. Dolayısıyla sihri ve ma ve o şeyi öğretiyorlar. Evet, ve caizun, ve caizdir. Şu şekilde mana vermek de en yakını, mananın şöyle olması. Vettebe'u, tabi oldular. Ma tetlu şeyatinu, şeytanların okuduklarına. Vettebe'u, ve yine tabi oldular. Ma unzile alel melekeyn, iki meleğe indirilene tabi oldular. Yani böylece bu sefer öğretmek değil de ta önceki fiile atfedilerek bu sefer mana tamamıyla daha biraz daha farklı olmuş oldu. Yani şeytanların okuduklarına ve meleklere indirilene tabi oldular manasındaki. Fetekûnü mâ ethâni, o zaman burada ikinci ma atfan alel ula, birinci fiile, birinci olan, buradaki birinci ma'ya atfedilmiş olur. Yani vettebe'u ma. Dolayısıyla şuradaki ma vettebe'u ma'daki ma'ya atfedilmiş oluyor ve mana da buna göre değişmiş oluyor. Ama netice itibariyle çok da bir şeyi fark etmiyor. Ve kavluhu, Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğu, ve mâ yuallimâni min ehadin, tabi bir kimseyi öğretmez o iki melek, hatta yekûlâ, şöyle deyinceye kadar, innemâ nahnu fitnetun, biz ancak bir fitneyiz, bir imtihanız. Fela tekfur, sakın bu sihri öğrenmek suretiyle kafir olma. Evet, şimdi bunu açıklayacak. Ne demek yani kafir olmayı? Tek tek açıklayacak. Biz üstüne durmayalım. Fihi, bu konuda vardır. Gayru kavli, birçok görüş vardır. Yani bir görüş dışında dediğim birçok görüş var. Ahaduha, bunlardan birincisine göre. Ve huve, bu esbeteha. Ve huve esbetuha, bu birinci görüş en güçlüsüdür ki o da şudur. Ennel melekeyni, İki melek kana yuallimani ennase, insanlara öğretiyordu. Es-sihra, sihri öğretiyordu. Evet. Ve allemtu ve e'lemtu. Şimdi burada alleme fiili geçiyor. Tabi alleme ile ve e'leme fiili cemiyen her ikisi fil lügati sözlükte bir manen vahid, iki manadadır. Evet, yani kana yuallimani burada. Yani nebe es-sihra, sihir haber, sihir haberini öğretiyorlardı. Ve ye'murani, ve emrediyorlardı. Bicitinabihi, o sihirden uzak durmayı, sihri yapmamayı öğretiyorlardı. Ve fî zâlike hikmetun, tabi bunda hikmet vardır. Yani hem madem ki yapma diyeceksin, niye öğretiyorsun? Bi enne sâilen, çünkü bir soran
lev se'ele şahit şöyle sorsa, mez zina. Zina nedir? Evet. Ve mel gathfu ve iftira, yani zina iftirası atmak nedir diye sorsa, levecebe gerekir en yuqife. Ondan onu durdurması, yani sakın zina yapma, iftira atma şeklinde durdurması gerekir. Ve yuallime ve yualleme ve öğretilmesi gerekir o kişiye. Ennehu haramun, zinanın, zina iftirasının haram olduğunu öğretilmesi gerekir. Fekedalike aynı şekilde mecazun, mecazdır. Nedir? İ'lamul melekeyni, meleklerin bildirmesi ennas, insanlara. Evet. Ve emruhuma, o iki meleğin emretmesi bicitinabihi, sihirden uzak durulmasın ba'den i'lami, bildirdikten sonra. Yedullu bu da gösterir ala ma vasafta, bizim anlattığımız şeyi, yani nasıl ki zinayı ve zina iftirası atmayı öğretiyorsun ve diyorsun ki bak bunları yapma, bunlar haramdır. Sihir de aynı bu şekildedir diyor. Öğretiyorlar, bu sihirdir ve bunları yapmayacaksın, bunlar haramdır anlamında. فَهَذَا مُسْتَقِيمٌ بَيُّنْ, bu apaçık dosdoğru olan bir manadır. وَلَا يَكُونُ عَلَى هَذَا التَّعْوِيلِ, o zaman bu yoruma göre olmaz. تَعَلُّمُ السِّحْرِ, sihir öğrenmek küfran küfür olmaz. اِنَّمَا يَكُونُ الْعَمَلُ بِهِ, ancak sihirle amel etmek küfran küfür olur. Evet, yani diyor ki sihirle amel etmek küfürdür. Sihirle amel eden kafir olur diyor. Bu Zeccac'ın tabii görüşü. Ama sonraki alimler diyor ki yani sihirle esasında amel etmek insana küfre düşmez. Ancak bunun helal olduğunu kabul edersen, kabul ederek sihirle amel etmek insanı küfre düşürür şeklinde bunu böyle tevil ediyorlar ama bu doğrudan amel etmenin küfre düşüreceğini söylüyor. Kema enne men arafe zina diyor, bu tabii tıpkı diyor nasıl ki zinayı bilen bir kimse lem ye'fem, günahkar olmaz, bi ennehu arafahu, yani zinayı biliyor diye kişi kafir olmaz, günahkar olmaz. Ve innema ye'femu bil ameli bih, ancak zina ile amel ederse o kişi günahkar olur. وَفِهِ قَوْلٌ آخَرٌ, bu konuda başka bir görüş daha vardır ki o da şudur. جَائِزٌ اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ, Allah Teala'nın imtihane bil melekeyni, iki melek de imtihan etmesi caizdir. اَنَّاسَ insanları فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ, فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ, o dönemde insanları iki melek de imtihan etmesi caizdir. وَجَعْلَ الْمِحْنَةَ, ve imtihanı kılmıştır. فِي الْكُفْرِ وَالْاِيمَانِ, küfür ve iman konusundaki اَنْ يَقْبَلَ الْقَابِلَ, evet, en yakbel el kabilu, kabul edenin, taallüme sihri, sihri öğrenmeyi kabul eden kimseyi iman ve küfürde imtihan olarak kılmıştır. Ki feyekûnü bitaallümihi, böylece sihri öğrenmesi sebebiyle o kişi olur kafiran, kafir olur. Ve biterki taallümihi müminen, ve öğrenmeyi terk ederek de mümin olur. Yani burada öncekinin aksine mesele öğrenme, öğrenip de amel etme değil, bizzat öğrenmenin kendisi küfür. Yani öğrenmek suretiyle kişi kafir olur ama öğrenmeyi terk ederse, öğrenmezse o zaman mümin olur diye böyle bir görüş de mümkündür diyor. لِأَنَّ السِّحْرَ, çünkü sihir قَدْ كَانَ كَثُرَ, o dönemde çok çoğalmıştı. وَكَانَ فِي كُلُّ اُمَّتِنُ, her toplumda sihir vardı. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَٰلِكَ, ve bunun delili de اَنَّ فِرْعَوْنَ, Firavun فَزَعَ فِي اَمْرِ مُوسَى اِلَى السِّحْرِ, tabi Musa'nın durumu konusunda sihir, yani Musa'nın bu sihir, ona göre tabii sihir olarak gösterdiği şeyde korkmuştu. Fakale, ve demişti ki ituni bi kulli sahilin alim, bana bütün uzman bilen, iyi bilen uzman büyücüleri getirin diye Firavun böyle bir emirde bulunmuştu. Ve hada mumkinun, bu mümkündür ki en yemtahin Allahu bihi, Allah'ın o sihirle imtihan etmesi, kema imtihane bin nehri, nitekim nehirle imtihan ettiği gibi, fi kavlihi اِنَّ اللّٰهَ, Cenab-ı Hak مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرْ, Allah sizi bir nehirle imtihan edecektir. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ, kim o nehirden içerse, فَلَيْسَ مِنِّي, benden değildir. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ, ama kim o nehirden içmezse, فَاِنَّهُ مِنِّي, o bendendir. اِلَّا مَنْ يَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي, ancak eliyle bir avuç su alması hariçtir. Nasıl ki burada Cenab-ı Hak savaşa giden Yahudileri nehirden su içmeyle imtihan etmişse, sihirle de aynı şekilde imtihan etmiş olabilir. Fakat kıyla, bir görüşe göre inne sihra ma unzile alel melekeyni, sihir iki meleğe indirilmedi. Ve la umira bihi, ve onunla da o sihirle de emredilmedi melekler. Ve la eta bihi Süleymanu aleyhisselam, ve
Süleyman Aleyhisselam da böyle bir sihir olayı, sihri getirmemiş, sihri insanlara bildirmemiştir. فَقَالَ قَوْمٌ Bir grup demiştir ki وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ Süleyman kafir olmadı. وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ Fakat şeytanlar kefaru, kafir oldular. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ İnsanlara sihri öğreterek kafir oldular. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ Fakat halbuki iki meleğe bir şey indirilmedi anlamındadır diyor yani. Yani iki meleğe sihir falan indirilmemişti. Bu tamamen şeytandan uydurması. Feyekûnü ma, buradaki ma olur cuhden, olumsuzluk manasında olur. Ve yekûnü hârûte ve mârûd, hârûd ve mârûd da min sıfeti şeyâtîn. Bu anlama göre şeytanların sıfatlarındandır, niteliklerindendir. Alâ te'vîl hâulâi bu görüşte olanların yorumuna göre, kâne te'vîlu indahum. Onlara göre ayetin yorumu alâ medhebe hâulâi o alimlerin görüşüne göre, kâne şeyâtînü şeytanlar hârûte ve mârûd, hârûd ve mârûd idiler. Yani Harut Marut birer şeytandı. Ve yekûnü mâna kavlihime. O zaman onların sözlerinin anlamı alâ medhebihâ ulâi onların yani bu görüşte olanların, görüşte olan alimlerin görüşüne göre şöyle oluyor sözleri. Bu Harut Marut'un sözleri. İnnemâ nahnu fitnetun. Biz ancak bir fitneyiz. Fela tekfur. Kafir olma bize uyumak suretiyle. Ke kavlil gâvi vel halî'i nitekim azgın olan yoldan çıkmış olanın ene fî valâlim ben bir sapkınlık içerisindeyim. Fela terit mâ ene fîhî yani benim bu içinde bulunduğum sapkınlığa sakın senden gelme, düşme diye bir söz söylemiş olabilirler. Fehâdî felâfetü evcuhin işte gördüğümüz gibi burada üç tane görüş ortaya konulmuştur. Vel vechâni el evvelâni ancak ilk iki görüş eşbehu bittevîl yoruma daha uygun daha güzeldir ve eşbehu bil hakkı ve doğruya daha yakındır. İnde kesir min ehli lugati dilcilere göre. Görüyorsunuz Zeccar tabi dilci olduğu için Kur'an'ın hep dil çerçevesinde en iyi anlaşılacağını söylüyor. Ve kavlu salisu lehu vecun ama üçüncü görüşünde bir tabi ki dayanağı vardır. O da bir tabi görüştür. İlla ennel hadise ve ma ca'a fi kıssatil melekeyn. Ancak diyor bu konuyla alakalı hadis ve iki melekle alakalı gelen rivayetler diyor eşbehu evla en yu'hade bihi dikkate alınması daha doğrudur. Yani biz diyor aslında sadece dile bakarak değil konuyla alakalı rivayetleri dikkate alarak burada iki meleğin Harut Marut iki meleğin insanlara sihri öğrettiği anlamını buradan diyor biz çıkartıyoruz. Ve innemâ nezkuru biz diyor anlatıyoruz bu ayetleri ma'al i'râbi el ma'nâ ve tefsir. Yani bu şekilde manayı ortaya koyan irabla beraber ve tefsirle beraber anlatıyoruz. لِأَنَّ كِتَابَ اللّٰهِ Çünkü Allah'ın kitabı yenleği gerekir. En yetebeyyene açıklanması gerekir. Neyle? İşte irabla, tefsirle açıklanması gerekir. اَلَا تَرَى diye yazılır ama اَلَا يُرَى görünmez mi ki? اَنَّ اللّٰهَ يَقُولْ Cenab-ı Hak şöyle buyurur. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? فَحُظِّذْنَا biz teşvik edildik ale tedabbiri ve nazarı. Tefekküre ve derin düşünceye teşvik edildik. Velakin ancak la yenbeği li ahadin. Hiç kimseye yakışmaz en yetekelleme konuşması illa ala medhebin lugat. Ancak dil çerçevesinde konuşması uygun olur. Dile göre. El ma yuvafiku ya da nakaletu ehlil ilmi ilim ehlinin naklettiklerine göre naklettiklerine uygun olarak konuşması gerekir. Vallahu a'lemu bi hakikati tefsir hadhihi ayeti. Bu ayetin tefsirini, hakikatini en iyi Allah bilir. Fe innen nahviyyin çünkü nahvi lakad terake kesirun minhum onlardan birçoğu terk etmişlerdir. El kelame fiha bu konuda konuşmayı li su'ubeti zorluğundan dolayı ve tekelleme cemaatun minhum bir grupta konuşmuş ve innema tekellemna biz de diyor bu ayetler hakkında konuşuyoruz ala medahibihim onların görüşleri doğrultusunda konuşuyoruz diyor. Ve ala ba'du ehli lugati bazı diciler de ayeti şöyle anlamışlar. İnnellezî unzile alel melekeyni iki meleğe indirilen şey kelamun bir sözdür. Leyse bi sihrin. Yani sihir olmayan bir sözdür. İlla ennehu ancak bu söz yuferriku bihi bununla ayırıyorlar. Beynel mer'i ve zevci. Kişiyle hanımı arasını. Ki fevve min babi sihri.
Bu da sihir türündendir fit-tahrimin haramlı konusunda. Yani her ne kadar gerçek manada sihir olmasa da bir şekilde karı kocayı arasında fitne sokarak ayırmak da sanki tıpkı sihir gibi, bu da haramdır. Ve hâdâ, bu da tabii yahtâcu, ihtiyaç duyuyor, mineşşerhî, açıklamaya ihtiyaç duyuyor, ilâ mithli mâ yahtâcu ile sihri, sihrin ihtiyaç duyduğu gibi, böyle bir yorumda bir açıklamaya ihtiyaç duymaktadır, diyor. Evet, görüldüğü gibi Zeccat tabii hep din çerçevesinde konuları ele alıyor ama tabii bununla beraber rivayetleri de, hadisleri de dikkate almaktan da geri durmuyor. Evet, şimdi Zeccat'tan sonra diğer müfessirimize geçebiliriz. Şimdi gelelim Taberi'ye. Evet. Taberi, tabii Taberi, bu nisbeyi de Taberistan'dan alıyor. O yüzden Taberistan'ın Amul şehrinde doğmuştur. Rey, Bağdat, Basra, Küfe, Mekke, Medine, Beyrut, Mısır gibi birçok tabii şehirlere dolaşarak oralardan eğitim almış. Ama tabii asıl daha çok kaldığı yer ve eğitim aldığı yer Bağdat. Tabii sadece eğitim almıyor, aynı zamanda tüm hayatı boyunca Bağdat'ta hem tedrisatla uğraşıyor hem de kitap yazmayla uğraşan bir alim. Tabii mezhepte artık mutlak bir müçtehit haline geliyor fıkıhta. O yüzden tabii Ceririye ve Taberiye, yani bazıları Ceririye diyor, bazıları Taberiye şeklinde müstakil bir mezhep, yani fıkhi mezhep de kuruyor. Ama tabii günümüze kadar devam etmiyor. Ve tefsirde çok güçlü olduğu için İmam-ül Müfessir'in ünvanına sahip oluyor. Ve de rivayet tefsir tarzının zirvesidir. Yani şöyle diyebiliriz, Taberi kendisine kadar gelmiş bütün rivayetleri en mükemmel bir şekilde toplayıp bize ulaşmasını sağlaması açısından oldukça, yani rivayet konusunda bir numaralı tefsir diyebiliriz. Ya Taberi'den önce hep daha çok gördüğümüz gibi tefsirler hep dil çerçevede, dil merkezli. Ama Taberi ise hem rivayetleri gerçek manada, kamil manada toplamış, tabi sadece rivayet değil, din malzemesinde aynı şekilde tefsirini de ele almış. Yani Taberi öyle ki hem tefsir, kıraat, hadis, fıkıh, dil, tarih alanında otorite sahibi bir alim. Ve tabi çok babası zengin olduğu için öyle geçim derdiyle uğraşmıyor. Evinde sadece eser yazmakla, tabi arada da ders öğrencilere ders vermekle geçiriyor. Yani parasını, varlığını adeta tamamen ilme yatırıyor. Tefsire dair ne kadar malzeme varsa onların hepsini topluyor bir odaya ve oturuyor. Baştan sona bütün o malzemeyi derliyor. Tefsir açısından en sağlıklı, en sahih malzeme neyse onlarla büyük bir tefsir kitabını kaleme alıyor. Tabii Taberi'nin yaptığı bu bütün malzemeleri toplamasıyla birlikte Taberi'den önce bize ulaşamayan birçok rivayet malzemesi Taberi sayesinde biz elde etmiş oluyoruz. Onları görme imkanına sahip oluyoruz. Tabii Taberi sadece rivayetleri salt bir şekilde kitabına almıyor. Bunları değerlendiriyor, aralarında tercih yapıyor. Hangi rivayetini, hangisinden daha tercihe şayan olduğunu, hangisinin daha doğru olduğunu, buna dair yorumları da katarak gerçekten kendi tefsirciliğini, dirayetini de ortaya koymuş oluyor. Evet, şimdi Taberi'nin tefsirinden biraz okumalar yapabiliriz. Tabii Taberi dil açısından daha çok Küfe mezhebini tercih ediyor ama bazen artık Basra alimlerin görüşlerine yer veriyor. Yani şunu da söylemek lazım. Artık yani 4. asırdan itibaren sadece Küfe ya da sadece Basra mezhebi takip edilmiyor. Yani bazen çoğunlukla Basra oluyor ama kısmen Küfe mezhebinin görüşlerine yer verildiği gibi bazen tam tersi de olabiliyor. O yüzden burada da Taberi daha çok Küfe'yi tercih etmiş ama bazen Basra'yı tercih ettiği yerlerde olabiliyor. Evet, şimdi Taberi'den biraz, Taberi tefsirine bakalım, ondan biraz okumalar yapalım. Evet, şöyle Taberi tefsirini bir açalım. Görüyorsun Taberi tefsirinin kapağı, Tefsir-i Taberi. Şöyle. Evet, kaç cilt görüyorsunuz? 24 ciltten oluşan koca bir tefsir. Bu eser oldukça büyük. Şimdi ben buradan 18. cüzü okumayı düşünüyorum. Şöyle. 18. cüz. Buradan Lokman Suresi'ni açalım. Şöyle. Evet.
Tefsir-i Sûret-i Lokman. Lokman suresinin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. El-kavlu fi te'vili kavlihi te'ala. İşte tabiri her ayete böyle başlıyor. Yani şu ayetin te'vili konusunda bir açıklama, bir söz. Yani burada özellikle te'vil kelimesini kullanıyor ama burada te'vili kesinlikle yorum anlamında değil, tefsir manasında kullanıldığını anlaşılıyor. Çünkü o dönemlerde tefsir ve te'vil esasında eş anlamlı olarak kullanılan iki kelime. Burada daha çok ihtiyaten yani tefsir kelimesini özellikle kaçınıyor. En azından belki hata yaparım diye te'vil kelimesini kullanarak, çünkü bunun tefsirle alakalı hadisler var. Kim kendi görüşüyle bir tefsir ortaya koyarsa şeklinde tehditler var. O yüzden burada te'vil kelimesini kullanıyor ama aslında tefsir anlamını kastediyor. Şimdi o yüzden her ayete böyle el-kavlu fi te'vili diye başlıyor. Yani aslında şu ayetin tefsirine başlıyoruz. Şu ayetin tefsiri hakkında konuşacağız anlamında bize söylemeye çalışıyor. Bakalım şimdi. Elif, la, mim. Evet. Tilke. Bu ayatul kitabil hakim. Hikmet dolu kitabın ayetleridir. Huden ve rahmeten lil muhsinin. Muhsin yani dini güzel yaşayanlar için hidayet ve rahmet kaynağıdır. Ellezine, o kimseler ki, o dinini güzel yaşayan, dinini güzel bir şekilde uygulayan o kimseler ki, yukîbûne salâte, namazı dosdoğru kılarlar, ve yu'tûne zekâte, zekâtı verirler, ve hum mil âhireti, hum yûkînûn, onlar ahirete kesin bir şekilde iman ederler. Fakat tekaddeme, beyanına, bizim diyor açıklamamız geçti. Te'vîle kavlillâhi teâlâ zikruhu, zikri yüce olan Allah'ın şu elif lamim sözünün tefsiri ne dair diyor, bizim açıklamamız geçti. Yani elif lamim daha önce hurufu mukatta geçmişti. Biz de orada bu açıklamalar yapmıştık. Bir daha burada bu açıklamalara yer vermiyoruz. Orada ona bakabilirsin. Şimdi burada bir diye tabii dipnot koymuş. Bunu tahkik eden kişi diyor ki yani duruma takaddüme fi birinci ciltte 204 ile 227. sayfaya bakarak diyor. Burada taberinin hangi açıklamaları yaptığını okuyabilirsin. Biz şimdi oraya dönmüyoruz. Burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. وَقَوْلُهُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَك۪يمِ يَقُولُ جَلَّ فَنَاهُ. Evet, şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor. هَذِهِ, yani buradaki tilke ifadesi هَذِهِ anlamındadır diyor. Yani ne demek istiyor? Tilke esasında o, uzak işareti ifade ediyor. Çünkü lam burada uzaklık bildiriyor. O diye aslında mana verilmesi lazım. Ama halbuki peygambere indirilen Kur'an uzak değil, yakında değil, yakındadır. O yüzden burada asıl kasteden hadihi bu. Ama tabii niye madem ki bu ifade edilecekken o diye ifade edilmiş? Evet, bu konuda birkaç görüş var. Birinci görüşe göre Kur'an-ı Kerim çok yüce olduğu için yüceler yücelesi yani ulaşılamayan yüksek anlamında uzak ismi işareti kullanıldığını söyleyenler var. Zemahşeri diyor ki hayır diyor, böyle değil tamamen. Burada tilki ifadesi aslında geride geçen elif lamime işaret ettiğini, elif lamim işte geride kaldığı için uzakta kalıyor. Geride olan her şey uzaktır, o yüzden tilki diye ifade edilmiştir diye bize söylüyor. هَذِهِ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَك۪يمِ. İşte bu hikmet dolu kitabın ayetleridir. بَيَانًا وَتَفْصِيلًا, açıklama ve ayrıntılı bir şekilde ortaya koyma açısından hikmet dolu kitabın ayetleridir. وَقَوْلُهُ هُدًا وَرَحْمَةً يَقُولُ هَذِهِ آيَاتُ الْكِتَابِ بَيَانًا وَرَحْمَةً مِنَ اللّٰهِ. Yani Allah'tan bir beyan. Burada hüden beyan anlamında olduğunu söylüyor. Bir açıklama. وَرَحْمَةً ve bir rahmet kaynağı olarak Allah'ın kitabın ayetleridir anlamındadır. Ki رَحِيمَ بِهِ مَنِ اتَّبَعَهُ. O kitaba tabi olana Allah merhamet eder. وَعَمِلَ بِهِ مِنْ خَلِقِهِ. O kitaba tabi olup mahlukatından onunla amel edene Allah rahmet eder. O yüzden rahmeten ifadesi gelmiştir diyor bize. Evet. وَبِنَصْبِ الْهُدَى وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْقَطْعِ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ. Burada diyor ki, yani burada huda ve rahmet kelimeleri diyor, mensup olabilir. عَلَى الْقَطْعِ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ. Yani kitabın ayetlerinden
ayrı olarak değerlendirilmek suretiyle. Yani buna göre ayatul kitabın hali yapılmış olmuyor. Müstakil anlamda gizli bir fiilinin mef'ulü bihi yapılmış oluyor. Qara'at evet, kurra'ul emsari gayri hamzete, hamza dışında diyor. Merkez şehirlerin karileri diyor. Bu şekilde okumuşlardır. Ama diyor fe innehu qara'a zalika raf'an. Fakat diyor hamza kari imam kıraat imamı Hamza ise bunu merfu olarak okumuştur. Yani huden ve rahmetun diye ala vecihil istinafi, yani bir cümle başlangıcı olarak. İz çünkü kâne munkati'an, bu diyor ayrı olduğu zaman, yani önceki ayetin hali olmadığı zaman diyor, anil ayetilleti kablehu, kendinden önceki ayetten ayrı olarak düşünüldüğü zaman diyor yeni bir cümle olur. O da nedir? Bi ennehu ibtida'u ayetin, bu da yeni bir ayet başlangıcıdır. Ve ennehu medhun, ve diyor bu bir övgüdür. Yani Kur'an'a karşı, Kur'an için bir övgü ifade eder. Ve la arabu tef'alu zalike, nitekim Arap bu şekilde yapıyor. Fî mâ kâne min nû'util ma'arifi, yani marifelerin niteliklerine dair. Vaka'a mevki'al hali, hal yerine gelen marife olan kelimelere diyor Arap böyle yapar. Yani اِذَا كَانَ فِيهِمْ مَعْنَى مَدْحٍ اَوْ ذَمٍ, eğer bir övgü ya da yergi durumu varsa diyor, bu şekilde huden ve rahmeten tarzında bir ifade kullanır diyor. Yani burada diyor ki işte اَخُصُّ اَمْدَحُ huden ve rahmeten, yani o Kur'an'ın hidayet ve rahmet olmasını özellikle övüyorum anlamında diye bize söylemeye çalışıyor. وَكِلْتَ الْقِرَاءَتَيْنِ, tabi her iki kıraat, yani ister bunu mensup oku, hüden ve rahmeten, istersen merfu oku diyor. Her iki kıraat da savabun indi, bana göre doğrudur. Yani din açısından burada tabiri doğruluğunu ifade etmeye çalışıyor. Evet, ve in kuntu ila nasbi emyal, her ne kadar ben diyor mensupluk olan kıraate daha çok meyletsem de, niye? Li ketratil kıraati bihi, nitekim yani ya da nitekim diyor bu şekilde kıraat daha yaygındır. Yani mensupluk kıraatı daha yaygın olduğu için burada mensupluğu tercih ediyor. Dolayısıyla rivayet, aslında rivayetin fazlalığı, rivayetin çokluluğu tercihinde etkili oluyor. Evet, yani burada aslında Taberi kıraatler arasında tercih yapmanın mümkün olduğuna da işaret etmiş oluyor. Her ikisi mütevatir kıraat olsa da. وَقَوْلُهُ لِلْمُحْسِنِينَ, peki lilmuhsinin ayetinin kelimesinin anlamına gelelim. Ne demek bu? وَهُمْ onlar اَلَّذ۪ينَ, o kimselerdir ki اَحْسَنُوا فِي الْعَمِلَ, amel etmeyi, ameli güzel yapmışlardır. Bima enzelallahu fi hada, fi hazal Kur'an, bu Kur'an'da Allah'ın indirdikleriyle ameli güzel bir şekilde ortaya koymuşlardır. Bakın görüyorsun, yani muhsin hep bizim ihsan eden, iyilik eden anlamı veriliyor Kur'an-ı Kerim'de geçen muhsin kelimelerine, ama tabiri görüyorsunuz kesinlikle bu anlamda değil. Allah'ın indirdikleriyle güzel bir şekilde amel etmek, yani dini güzel yapmak anlamında olduğunu bize burada ifade ediyor. Yekulu, buyurur Teala zikru, zikri yüce olan Allah şöyle buyuruyor. Hâzel kitâbul hakîmu, bu hikmet dolu kitap ki hüden ve rahmeten, hidayet ve rahmet kaynağı olan, kime? Lillezîne ahsenû, yani güzel bir şekilde amel edenlere. Fe'aminû, yani burada ahsenû aslında atfı tefsiri açıklıyor. Fe'aminû, amel eden. Bimâ fîhî min emrillâhi ve nehîhî, yani o Kur'an, o kitapta Allah'ın emri ve nehyiyle amel edenlere hidayet ve rahmet kaynağı olarak bu kitap diye bize ifade ediyor. Ellezine, o kimseler ki yukimune salate, namazı dosdoğru kılarlar. Yekulu, yani ellezine yukimune salate mefruzate bihududiha, yani evet, çerçevesi belirlenmiş olan namazı dost doğru kılanlar. Yani namazı diyor aslında hakkıyla yerine getirenler anlamında diye bize, burada mefruda diye farz olan namaz, yani beş vakit namazı tadili erken, bir hudur dediği tadili erkana uyarak kılanlar, yani farzlarıyla vacipleriyle bunu yerine getirenler anlamında yukîm kelimesini ifade ediyor. Ve buradaki as-salat kelimesi ertakısının marifeli gelmesi belli olan, bilinen o beş vakit namazı ifade ettiğini bize anlatmaya çalışıyor Taberi. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, ve zekat verenler. Yani مَنْ جَعَلَهَا اللّٰهُ لَهُ, yani Allah'ın kendisine kıldığı, el mefruzate, farz kıldığı,
fi emvalihim mallarında o belli bir payı, yani belli bir Allah'ın farz kıldığı işte o %2,5 şeklinde ya da 1/40 oranında farz kılmış olduğu kimseler tabii kastediyor. Yoksa herkes değil. Yani zengin olup da malın nisap miktarına ulaşan kimseleri burada ifade ettiğini söylüyor. Ve hum onlar bile ahiretuhum yuqinun, ahiret gününe kesin olarak iman ederler. Yekulu yani yef'alune zalike, bunu yapıyorlar. Yani o Kur'an ile amel ederler. Ve hum bi cezaillahi ve sevabihi. Evet. Bi cezaillahi, Allah'ın karşılığı ve sevabihi ve mükafatıyla, limen faale zalike fil ahireti, bunu yapan limen faale zalike, yani bunu yapan kimseye karşı, yapan kimse için, fil ahireti ahirette, yuqinune, buna diyor kesin bir şekilde iman ederler. Yani Kur'an'la amel edip de Allah'ın karşılığını alacaklarına kesin bir şekilde iman ederler diye burada bize anlatmaya çalışıyor. El kavlu fi tevili kavli teala. Şimdi diğer bir ayet-i kerimeye geliyor. Ulâke onlar alâ hüden min rabbihim, Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve ulâke humul muflihun, ve onlar kurtuluşa erişmiş olanlardır. Yekûlu teâlâ zikruhum, zikri yüce olan Allah şöyle buyuruyor. Ha ulay, onlar ellezîne vasaftu vasıfetuhum, işte niteliklerini anlattığım o kimseler, alâ beyanin min rabbihim, Rablerinden bir beyan ve nurin, ve bir nur üzeredirler. Ve ulâke humul muflihun, ve onlar kurtuluşa ermiş olanlardır. Yekûlu ve hâulâi, onlar humul müncihûne, kurtulanlardır, kazananlardır. El müdrikûne, ve ulaşanlar. Neye mâ racev, ümit ettikleri, umdukları şeyi. Ve emmelû, ve ümit yine aynı manada. Ümit ettikleri şey nedir, o ümit ettikleri şey? Min sevâbi rabbihim, Rablerin mükafatına, yevmel kıyameti. Kıyamet günü ümit ettikleri Rablerin mükafatına ulaşanlar ve kazananlardır. El kavlu fi te'vili kavli teala. Yine diğer bir ayet-i kerimeye geliyor. Ve minen nas, İnsanlardan vardır. Men yeşteri, satın alan. Lehvel hadithi, sözün boş olanı. Yani boş sözü satın alanlar vardır. Li yudille an sebilillahi, Allah'ın yolundan saptırmak için. Bi gayri ilmin, bilgisizce. Ve yettehideha huzva, ve onu alay edinenler vardır ki ulaike lehum azabun muhin, onlar için horlayıcı, aşağılayıcı bir azap vardır. İhtelefe ehlut tevil. Evet, burada tefsir ehli yani müfessirler ihtilaf etmiştir. Fi tevil kavlihi ve minen nas men yeşteri lehvel hadisi ayeti kerimesinde. Fekale ba'duhum, bazıları demiştir ki yani men yeşteri eşra el ma'rufe bi'semen, yani parayla bilinen satın almak suretiyle satın alanlar. Yani burada yeşteri kelimesi gerçek manada satın almayı ifade eder diye söylüyorlar. Ve ravav bizalike, ve bunu rivayet etmişlerdir. Haberan an Resulillahi, Resulullah'tan bir nakil olarak bunu diyor aktarmışlardır. Ve bu da ma haddesena Ebu Kureyb. Ebu Kureyb'in bize aktardığı bir bilgidir. Kale, o da diyor ki sena, bize aktarıyor veki an Khallat es-Saffar. O da an Ubeydillah ibn Zahr, o da an Ali ibn Yezid, an Kasım, o da an Ebi Ümamete, o da Ebu Ümame'den aktarıyor. Kale, o diyor ki kale Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yihillu, helal olmaz. Bey'ul muganniyati, şarkıcı, yani şarkı söyleyen cariyeleri satmak helal olmaz. Ve la şirauhunne, ve o şarkı söyleyen cariye kadınları aynı şekilde satın almak da helal olmaz. Tabii o dönemlerde şarkıyı söyleyenler, insanları eğlendirenler hep cariyelerdi. Burada Efendimiz diyor ki sırf yani şarkı söylesin diye başkalarına ya da kendisine şarkı söylesin diye bir cariye satın almak ya da satmak diyor helal olmaz. Yani burada aslında söylemeye çalıştığım bu hadisi getirerek ayeti kerimede lehvel hadite şarkının kastedildiğini ve burada şarkının bu şekilde haramlığını ifade ettiğini Taberi söylemeye çalışıyor. Vela ticaretu fihin, ne, ve bu şekilde böyle olan yani şarkı söyleyen kadınların, yani kadınlar derken tabii cariyeleri kastediyor. Cariyelerin ticaretinin helal değildir. Vela esmanuhunna, ve onların paraları da helal değildir. Ve fihinne, işte bu şarkı söyleyen
cariye kadınlar hakkında inmiştir. Nezelet hadihil ayetu, bu ayet. Ve minen nasi men yeşteri lehvel hadis ayeti. Haddesena İbn-i Vekî'i, İbn-i Vekî'i bize aktarıyor. Kale seni ebi, bana babam aktardı. O da an Hallat es-Saffar, Hallat Saffar'dan. O da an Ubeydillah ibn Zahr'in. O da an Ali ibn Yezid, Ali bin Yezid'e, an Kasım, Kasım'dan. An Ebi Umamet, an Nebiyye bin Ahmet. Buna benzer bir rivayet aktarmış. İlla ennehu kal. Ancak o şu eklemeyi de yapmıştır. Eklü femenihinne, o cariyelerin parasını yemek haramun haramdır. Yani o şarkı söyleyen cariyeleri satıp da parasını yemek diyor haramdır. Ve kâle eyvan, ve yine şu ifadeyi ekliyor. Ve fihinne, o şarkı söyleyen cariye kadınlar hakkında enzelallahu aleyhi hâdihil âyetû, Allah bu ayeti bana indirmiştir. Ve minen nâsi men yeşteri lehevel hadîti liyudille an sebîlillâh. Evet. Haddetini Ubeydübnü Adem bin Ebi İyaz el-Askalani, o şöyle bana aktardı diyor. Kâle fena ebi, babam da bana aktardı. قال ثنا سليمان ابن حيان عن ابن ابي قيس الكلابي عن ابن مهلب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه قال وثنا اسماعيل بن عياش عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله şöyle buyurduğunu işittim diyor. لا يحل, helal olmaz. Ta'limul muganniyati, şarkı söyleyen kadınlara öğretmek, yani bir ilim öğretmek. Ve la bey'uhunne, ve onları satmak. Ve la şira'uhunne, onları satın almak helal olmaz. Ve semenuhunne haram, onların parası haramdır. Fakat nezele tasdiku zalike, ve bunu diyor doğrulayan bir ayette inmiştir. Fi kitabı, Allah'ın kitabında, o da nedir? Ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadîs. Evet, boş söz, yani şarkıyı satın alan kimseler vardır. Dolayısıyla şarkı derken şarkının kendisi tabii satın alınmaz. Yani şarkıcı, şarkı söyleyen cariye satın alan diye burada da şarkının haramlığını ifade ettiğini söylüyor. وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ مَعْنَى ذَٰلِكَ, bunun manası şudur. مَنْ يَخْتَارُ لَهْوَ الْحَدِيثِ, yani kim boş söz, yani şarkıyı tercih ederse, وَيَسْتَحِبُّهُ, onu severse anlamındadır. Yani bu şekilde olduğunu söyleyenler de var. Zikru men kâle, bunu söyleyenlerin, şimdi bunu söyleyenleri anlatmaya geliyoruz. Haddetena bişrun, kâle fena yezîd, kâle fena sa'id, an katâde, kavlehu, şu sözü aktarmış. Ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadîfi liyudille an sebîlile bi gâri'in. Vallahi, Allah'a yemin olsun ki, leallehu, belki de Allah, ellâ yunfika fihi mâlen. Evet. Bu konuda hiçbir mal harca vallahi le'ale, belki de o kimse ellâ yunfika fîhî mâlen, bu konuda hiçbir mal tüketmeyecek. Velâkin iştirâuhu, fakat onun satın alması istihbâbuhu, onu sevmek manasında. Yani burada diyor yeşteri kelimesi gerçek manada satın almak değil de sevmektir. Yani kim severse, boş söz yani şarkıyı severse anlamındadır diye. Ya da burada boş söz illa şarkı değil, başka bir anlamda da olabilir. Şimdi ona da değinecek tabii. Bir hasbil mer'i, diyor kişiye yeter minel dalale, sapkınlık olarak en yahtara, tercih etmesi hadithel batıl, boş sözü ala hadithel hakkı, hak söze, yani Kur'an'a tercih etmesi. Ve ma yadurru ala ma yenfa, zararlı olanı yararlı olana tercih etmesi diyor kişiye yeter. Bu anlamdadır diyor ayeti kerime. Haddetini Muhammed ibn Halef al-Askalani kâle fena Eyyub ibn Süveyd kâle fena ibn Şevzeb an matarin fi kavlillah ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadîf kâle iştirâuhu istihbab. Burada diyor iştirâ kelimesi istihbab, sevmek anlamındadır. Gerçek manada satın almak değildir. Ve evlâ ette'vîleyn indî bi's-savâb. Bana göre iki görüşten doğruya en yakın olanı hangisidir? Te'vîlu men kâle. Şöyle diyenlerin görüşleri, görüyorsun Taberi. Önce görüşleri ortaya koyuyor. Sonra bu görüşler arasında hangisini tercih ettiğini, hangisinin daha doğru olduğunu bu şekilde ortaya koyuyor. Genelde usul hep böyle. Ma'nâhu, bu kelimenin yani yeşterinin manası eşşirâ'u, satın almaktır ki ellezî huve bi's-semen, parayla olan bir
satımdır ki ve zalike bu da enne zalike huve azharu maniyeyhi iki manadan en açık olandır. Yani gerçek manada bir satın almaktır diyor, yoksa sevmek anlamını doğru bulmuyor. Fe in kâle kâilun, eğer diyor bir kimse şöyle derse ve keyfe yeşteri lehvel hadid, bir kimse boş sözü nasıl satın alır? Kıyla şöyle denilmiştir, yani yeşteri zâtel lehvel hadid, o boş sözün sahibini. Yani şarkının kendisi satın alınmaz ama o şarkıyı söyleyen cariye satın alınır. Yani ev, tabii zat derken bu şekilde, ev ya da zâl lehvel hadid ya da o boş sözün sahibi. Yani tabii burada illa zat derken cariye ya da köle manasında düşünülebilir diyor. Feyekûnü, böylece kişi olur müşteriyen lehvel hadid, boş sözü satın almış olur. Yani cariye, o şarkı söyleyen cariye ya da şarkı söyleyen bir köleyi satın almak da aslında şarkının kendisini satın almış olur diyor. Ve emmel hadis, hadise gelince. Fe inne ehle tevil, tefsirciler ihtelafu fihi. Ve emmel hadis, tabi hadis dediği lehvel hadisteki hadis kelimesini burada kastediyoruz. Söz demek aslında. Bunun anlamı konusunda ihtilaf etmişlerdir. فَقَالَ بَعْضُهُمْ, bazıları demiştir ki buradaki hadis kelimesi el-gina, şarkı, وَالْاِسْتِمَعُ لَهُ, ve şarkıyı dinlemek anlamındadır. ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ, bunu söyleyenleri anlatmaya geliyoruz diyor. حَدَّتَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يُونُسُ عَنْ اَب۪ي سَخْرٍ عَنْ اَب۪ي مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ اَب۪ي الصَّحْبَاءِ بَكْرِيِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ, o da Abdullah bin Mesud'dan, evet, yani Abdullah bin Mesud biliyorsunuz Hanefi alimlerini en çok takip ettiği sahabi müfessirdir. وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ هَذِي الْآيَةِ, Abdullah bin Mesud'a bu ayetin anlamı soruluyor. Bu ayette şu, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُودٍ, Abdullah bin Mesud diyor ki, bu diyor el-ghina'u, evet, şarkı anlamı kastedilmiştir. وَالَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ, evet, yani kendine başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki, يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, Abdullah bin Mesud diyor bunu üç defa tekrar etmiştir. Yani gerçekten diyor ayette şarkı kastedilmiştir, başka bir şey kastedilmemiştir diye bu şekilde vurguluyor. حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَنَا, yani صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ اَخْبَرَنَا حَمِيدُ بْنُ الْخَرَّاتِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَنْ عَمَّارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ اَبِ الصَّحْبَاءِ اَنَّهُ سَعَلَ اِبْنِ مَسْعُودِ, o da İbn-i Mesud'a soruyor. عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَا الْحَدِثِ, bu ayeti soruyor. قَالَ اَلْغِلَى, bu ayeti diyor şarkı anlamı kastedilmiştir. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسِ عَنْ عَطَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ, o da İbn Abbas'tan aktarıyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَا الْحَدِيثِ قَالَ اَلْغِنَا, o da İbn Abbas da bunun şarkı olduğunu söylüyor. حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا عَمْرُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَا الْحَدِيثِ قَالَ اَلْغِنَا وَاَشْبَاهُهُ, şarkı ve şarkıya benzer şeylerdir diyor. Çalgı, çelgi gibi şeyler. حَدَّثَنَا اِبْنُ وَكِيعٍ وَالْفَضْلُ اِبْنُ صَبَّاحٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ اِبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَا الْحَدِيثِ قَالَ هُوَ الْغِنَى وَنَحْوُهُ. Bakın birçok kanallarla bunun şarkı anlamında olduğunu burada tabeli desteklemeye çalışıyor. Tabii evet, kanallar farklı ama. حَدَّثَنَا اِبْنُ حَمِيدٍ قَالَ ثَنَا حَكَّامٌ وَابْنُ سَلْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِي قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ, bunun gibi bir rivayet gelmiştir. Yani farklı tarikten aynı manada rivayet geliyor diyor. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْاَنَّاطِي قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اَب۪ي لَيْلَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هُوَ الْغِنَاءُ وَالْاِسْتِمَاعُ لَهُ, şarkı ve o şarkıyı dinlemektir. Yani قَوْلَهُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَا الْحَدِيثِ, bu ayet diyor şarkıyı ve şarkı dinlemeyi ifade ettiğini söylüyor. Evet. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ قَابُسِ بْنِ اَبِي ضَبْيَانَ عَنْ اَب۪يهِ عَنْ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَا الْحَد۪يثِ قَالَ هُوَ الْغِنَى وَالْاِسْتِمَاعُ لَهُ, yine
şarkı ve şarkıyı dinlemek anlamında farklı bir tarihten söylüyor. Evet. Haddesena İbn-i Vekiya kâle senâ ebi an İbn-i Ebi Leyla anil hakem ev miksem an Mücahid an İbn-i Abbas kâle şirâul muhanniyeti. Şarkı söyleyen cariye satın almak manasındadır diyor. Haddesena İbn-i Vekiya kâle senâ hafsun vel muharibi an leysin anil hakem an İbn-i Abbas kâle el gina. O da yine şarkı diye söylemiş. Haddeteni Muhammed İbn-i Sa'di kâle seni Ebi babam bana aktarıyor. Kale seni ammi amcam bana aktarıyor. Kale o da diyor ki seni ebi babam bana aktarıyor. An ebi o da babasından. An ibn Abbas o da İbn Abbas'tan. Kavlehu. Ve minen nâsi men yeşteri lehevel hadithi ve yudhille an semiriyle. Kale batılul hadith. Boş söz ki ve hu. Bu da el gina ve nahvuhu. Şarkı ve benzeri şeylerdir. Haddetena İbn-i Beşşar ve İbn-i Müthenna. Kale sana Abdurrahman. Kale sana Sufyanu. An Habib, an Mücahid, minen nasi, men yeşteri lehevel hadith, kâle el gina'u şarkıdır diyor. Haddetena İbn-i Müthenna, kâle sana Muhammed ibn-i Ca'far ve Abdurrahman ibn-i Mehdiyyin, an Şu'bete, an il-Hakem, an Mücahid, ennehu kâle fî hâzî l-âye, ve minen nasi, men yeşteri lehevel hadithi, el kâle el gina'u. Biliyorsun hep aynı mana ama farklı tariklerle bu manayı pekiştirmeye çalışıyor. Haddetena İbn-i Vekî'i, kâle sana ebi عن سفيان عن حبيب عن مجاهد قال الغناء إنها شارك ديور قال ثنا أبي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد مثله حدثنا أبو كريب قال ثنا الأشجعي عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد ومن الناس من يشتري له الحديث قال هو الغناء شارك دير وكل لعب له هر oyun diyor lehdir yani boş şeydir boş ayette geçen leh kapsamına girer diyor her oyun. Evet, dolayısıyla sadece şarkı değil, daha da kapsamını genişletmiş oluyor. Haddetena el-Hüseyin ibn-i Abdurrahman el-Enmati, qâlethena Ali ibn Hafs'ın el-Hemdani, qâlethena Verkâ'u an ibn-i Ebi Nüceyh'in an Mücahid, ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadît, qâl el-ghina vel-istimâ'u lehu ve kullu lehvin ve her eğlence diyor buna girer. Evet. حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح يعني hepsi diyor ابن أبي نجيح'ten aktarmış o da عن مجاهد في قوله من الناس من يشتري لهذا الحديث قال diyor ki المغني şarkı söyleyen köle والمغنية ve şarkı söyleyen cariye بالمال الكثير ama çok parayla bunun diyor satın alınması ev istima'un lehu ya da bu köleyi dinlemektir ev ila mislihi minel batı ya da buna benzer batı boş şeylerdir diye bize söylüyor. Haddeteni Yakup ve İbn-i Vekî'i kâle sana İbn-i Aliye kâl an leysin an mücahid fî kavlihi ve minel nâsi men yeşterih lehvel hadîf kâle diyor ki hüvel gina'u bu şarkıdır ev gina'u minhu ya da ondan şarkıyı dinlemek, almak, evil istima'lehu ya da dinlemektir diye bu şekilde bize açıklıyor. Evet. Haddesena Ebu Kureyb, kâlesena Assam ibn-i Aliyyin an İsmail bin Ebi Halid, an Şuayb ibn-i Yesar, an İkrimete, kâle lehvul hadith el-ghinâvine şarkıdır diye söylüyor. Evet. Haddeseni Ubeyd ibn-i İsmail el-Hebbari, kâlesena عثام عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعيب بن يسار هكذا قال عكرمة عن عبيد مثله yine buna benzer bir anlam söylemiştir diyor. حدثنا الحسن بن سبرقاني النخعي قال ثنا أبو أسامة وعبيد الله عن أسامة عن عكرمة في قوله من الناس من يشتري به الحديث قال الغناء. حدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن أسامة بن زيد عن عكرمة قال الغناء وقال آخرون عنا باللهو الطبل. Evet. Burada tabl yani davul diye lehle davul kastedilmiştir. Yani davul çalmak burada. Bu anlamda olduğunu söylüyor. Zaten davul da şarkı. O dönemde zaten genelde davul gibi şeylerle şarkı söylenildiği için yine hemen hemen aynı manaya yani aynı manaya yakın olduğunu bize söylüyor. Evet, artık bu şekilde aşağı doğru devam ediyor. Şimdi biz diğer müfessirimize geçebiliriz. Evet, şimdi geldik
İbnül Münzir, Kitab-ı Tefsiril Kur'an. Evet. Şimdi tabi İbnül Münzir Nişabur'da doğmuştur. Mekke'de tabi eğitim alıyor. Taberi kadar olmasa da yine de güçlü bir müçtehittir. Tabi tefsirin tamamı günümüze ulaşmıyor, bir kısmı ulaşıyor. Şimdi İbnül Münzir'in aslında bu da tamamen rivayetçi ama Taberi'den farklı. Farkı şu, Taberi az önce gördüğümüz gibi görüşler arasında tercihte bulunuyor. Ama bu ise hiçbir şekilde kendi görüşüne yer vermiyor. Olduğu gibi sadece rivayeti aktarıyor. Ve her ayette mümkün olan tabi bulabildiği, yani yoksa her ayette olacak diye bir şey yok, bulabildiği her ayette peygamber, sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in yani tebe-i tabi'nin bütün rivayetlerini sırasıyla sıralıyor. Yani gerisini okuyucuya bırakıyor. Ben diyor burada görüşleri ortaya koyarım. Artık malzemeyi size sunuyorum. Siz nasıl burada işlerseniz işleyin diye adeta bize bu şekilde bir malzeme sunumu yapıyor. Evet, İbnül Münzir'in şöyle tefsirini açalım. Görüyorsunuz. Dedik tabii hepsi tamamı ulaşmıyor ama ulaşan kısmını bu şekilde kitap olarak basmışlar. Görüyoruz. Görüyorsunuz burada Bakara, Ali İmran ve Nisa'dan sadece bu kısımlar var. Bunlar da tamamı değil. Şimdi burada 402. sayfadan biraz okuyalım. Evet. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed ancak bir peygamberdir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ اِسْمَاعِلْ اَسْسَائِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ Bakın görüyorsunuz direkt hemen rivayetleri sırasıyla aktarmaya geçiyor. Abdülhamid, قَالَ حَدَّثَنَا Bu rakamı tahkik eden kendisi koyuyor. Yani bütün rivayetleri bu şekilde rakamlandırıyor. قَالَ Yoksa müfessirin kendisine ait değil bu. قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكِرٍ عَنْ عَاصِبِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَب۪يهِ قَالَ Evet. خَطَبَنَا عَمَرُ Ömer bize hutbe verdi. Ve aleyhi hutbe verdiği esnada Ömer'in üzerine kıtırıyım bölgesel bir elbise vardı. Evsebün ebyadu ya da beyaz bir elbise vardı. Fihi rika ama elbisede tabii bir yama var. İzâ ra'ayte o yamayı gördüğü zaman ki enneha min ödümin sanki yama deriden yapılmış yani deriden yamanmış gibi görünüyordu. Fekhatabana bize hutbe verdi ve devam ediyor. Fekâne yakrav alen minberi ve minberde diyor. Ali İmran suresini okuyordu ve yekulu ve şöyle diyordu Hazreti Ömer inneha uhudiyyetun bu diyor bu ayetler diyor Uhud'da inmiştir fımme kâle sonra şöyle devam ediyor anlatmaya teferrakna biz dağılmıştık an Resulillah Resulullah'ın yanından yevme uhudin Uhud günü fesa'attu ama ben ise el cebel daha doğru çıkmıştım fesemi'tu yehudiyen bir Yahudi işittim ki yekulu şöyle diyordu Kutile Muhammedun. Muhammed öldürüldü diyordu. Fakultu. Ben de dedim ki Hazreti Ömer diyor bunu. La esma'u ahaden. Yekul ben hiç kimsenin şöyle dediğini işitmiyorum. Kutile Muhammedun. Kutile Muhammed dediğini işitmem ki illa darabtu unukahu. Ancak onun boynunu vururum. Kimse böyle bir şey demesin. Yoksa boynunu vururum. Diyor Hazreti Ömer. Böyle dedim diyor. Fena zartu. Baktım ki fe izâ o esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ve nasıl insanlar yeteraci'une ilehi kendisine doğru insanlar kendisine doğru geliyorken Resulullah'ı gördüm. Yani Resulullah'ı orada görüyor ve insanlar da onun etrafında toplanıyor. Fenezelet hadihil ayetu ve bu ayet bu olay üzere nazil oluyor. Ve ma Muhammedun illa Resul. Muhammed ancak bir peygamberdir. Kad halet min kablihi er Resul. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir diyor. Şimdi birinci rivayeti bitirdi. Şimdi ikinci rivayete geçiyor. Haddetena Zekeriya kâle Haddetena Ahmed ibn-i Sa'id kâle Haddetena Vehb ibn-i Cerir kâle Haddetena Ebi an Ali ibn-i Hakem an-i Dahhak ve emmâ kavluhu ve mâ Muhammedun illâ Resûl kad halet min kablihi Resûl. Evet. Ana bidâlike Allah bununla kastediyor kavmen bir topluluğu. Min ehlil irtiyâbı şüphe. Halkından. Yani münafıkları diyor. Vel meradı, hastalık ve nifak, nifak dedi. Yani hepsi münafıkların sıfatları. Münafıklardan bir grubu kastetmiştir.
Kalu o münafıklara der ki, evet, bunu söylemiştir yevme Uhud'un, Uhud günü, heyne in hezemen nasu, insanların yenildiği zaman, Uhud günü söylemiş, ve küsret rubaiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın azı dişi kırılmıştı o Uhud günü. Ve şucce fevka hacibihi ve kaşının üst tarafı yarılmıştı. Fefekadu ve sahabe de kaybetmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ı fetenaavhu ve birbirlerine seslenmişlerdi. Vakal demişlerdir. Lev kâne Muhammedun Resulü, eğer Muhammed Resul ise mamate ölmez ve la kutile öldürülmez. Felhaqu bi dinikumul evvel. Öyleyse ilk dininize tabi olmak, demek ki Resulullah öldüğüne göre demek ki yani peygamber değil. O zaman önceki dininize dönün diye söylemişler münafıklar kendi aralarında. Yani dolayısıyla ayetinde bu olay üzerine indiğini söylüyor. Evet, diğer rivayet hemen geçiyoruz. Haddetena Zekeriya kâle haddetena İshak kâle ahbarana Amr ibn Muhammed kâle haddetena Fadayl ibn Merzuk an Atiyye el-Ufi kâle lemmâ kâne yevmi Uhud'in. Uhud günü olduğu zaman in hezeme ihvanukum, kardeşleriniz yenilmişti, yenilgiye uğramıştı. Kale ba'dun nas, insanlardan biri demişti ki, şöyle demişti, in kâne Muhammedun kad usibe, eğer Muhammed'in başına bir şey geldiyse, zuma fe'a'tuhum bi eydikum, ellerinizle ona destek olun, fe innemâhum ihvanukum, çünkü onlar sizin kardeşinizdir. Ve kâle ba'duhum, bazıları şöyle demiş, in kâne Muhammedun kad usibe, eğer Muhammed'in başına bir şey geldiyse, أَلَا تَمْضُونَ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ نَب۪يكُمْ Peygamberinizin gittiği yoldan gitmeniz gerekmez mi ki حَتَّى تَلْحَقُّ بِهِ ta ki ona katılasınız. Size onun ardından gidin. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَزَّ ve Cenab-ı Hak da وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ رُسُولُ ayetini indirmiştir. وَكَاَيِّمْ مِنْ نَب۪يِّنْ Nice peygamberler vardır ki قَاتَلَ مَعْهُ onunla beraber savaşmıştır. رِبِّيُّونَ Rabbani kişiler. Kendini Allah'a adamış kişiler kefirun birçok. Fema vehenu zayıflık göstermemişlerdir lima esabahum fi sebilillah Allah yolunda başına gelenlerden dolayı. Yani bir katide bihi peygamberlerin öldürülmesi sebebiyle ila kavli fe etahumullah ayeti kerimesine kadar devam ediyor. Evet. Devam edelim. Haddetena İbnu bint İbni Meni'a kâle haddetena Yahya el-Himani kâle haddetena Abdullah İbnu Ca'far el-Mahremi an Ebi Avn an İbn Misver İbni Mahrama kâle kultu dedim ki li Abdurrahman İbni Af Abdurrahman bin Avf'a dedim ki ey hal ey dayıcım ehberani bana ehberni bana haber an kıssatikum yevme Uhud, Uhud gününde başınıza gelen olaydan bana haber ver. Kâle o da şöyle dedi ikra şu ayet-i kerime oku. Ve iz gadavte min ehlike tubavi sen diyor sabah erkenden ailenden ayrılıp orduyu yerine yerleştirmeye gittin ila kavlihi ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min qabli rusul ayetinin kelimesine kadar. Kale diyor ki huve siyahu şeyatin şeytan bu şeytan diyor sözüdür diyor. Yevmi Uhud'in Uhud günü kutile Muhammed. Diyor şeytan diyor Uhud günü kutile Muhammed diye bağırmıştır. Evet o da bu şekilde aktarıyor olayı. Evet. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال قافل رسول الله من حجة الوداع. Evet, veda haccından dönmüş فأقام بالمدينة Medine'de kalmıştı في ذي الحجة والمحرم صفر زلحجة محرم صفر aylarında وصلى على الناس بفنائم yok olacağını yani ölüp gideceğini insanlara doğrulamıştır. Yani bu diyor aslında peygamberin vefat edeceğini haber vermektedir diye bize söylüyor. Evet burada kalabiliriz. Şimdi diğer bir müfessirimize geçelim. Evet İbn Ebi Hatim. Onun tefsirul Kur'an'ın azimi. Evet İbn Ebi Hatim de Taberi ve İbnül Münzir gibi gerçekten çok güçlü bir rivayetçi tefsirdir. Bu da Rey'de doğmuştur. Rey'de eğitim almış. Evet. Bunun tabii hem Taberi hem de İbn-i Münzir, yani bu üçü de aslında rivayetçi ama bunun diğer rivayet tefsirleri arasındaki en önemli farkı raviler hakkında çok ayrıntılı bilgiler veriyor. Ravilerin cerh tadil bilgisi yani
güvenilir olup olmadığı bilgisini hakkında bilgiler vermesi bunu çok daha kıymetli hale getiriyor. Çünkü Taberi ya da İbn-i Münzir rivayetleri aktarıyor ama rivayetleri aktaran kişiler hakkında ne kadar güvenilir değil buna dair bir şey söylemiyor. Tabi kitabında senet bakımının en sahihini alıyor. Tenkit, tercih, rey, kıraat ve şiire asla yer vermez. Yani tefsir açısından tabii ki ravileri değerlendiriyor, raviler hakkında bilgi veriyor ama ayetlerin yorumlarına, tefsirlerine dair ortaya konulan görüşleri hakkında hiçbir tenkit, tercih, rey vermediği gibi ne kıraat ne de şiire kesinlikle yer vermiyor. Ve ayetler hakkında bulabildiği sadece peygamber ve sahabe tabiin dışına çıkmıyor. Yani tebe-i tabiinden bilgi aktarmıyor ama Taberi İbn-i Münzir ise tebe-i tabiinden bilgi aktarıyordu. Ama İbn-i Ebi Hatim ise sadece bunlarla yetinmeye çalışıyor. Bunların çünkü tefsirde daha sağlıklı bir bilgi ortaya koyacağını düşündüğü için bunların dışına çıkmamaya çalışıyor. Evet, şimdi İbn Ebi Hatim'den okuyalım. Evet, İbn Ebi Hatim'in tefsirini şöyle bir açalım. Biliyorsunuz 10 cilt halinde bize şöyle kapağını gösterelim. Tefsirul Kur'anil Azim şeklinde görüyorsunuz. Müsneden an Resulü ve sahabe ve tabi'en. Yani diyor ki ben diyor Resulullah sahabe ve tabiinden gelen rivayetleri aktarıyorum. Bunların dışına çıkmıyorum diye bize söylüyor. 10 cilt halinde biliyorsunuz ama Suretul Ahzab yani aslında bu tam bir tefsir değil. Tamamı ulaşmıyor bize. Yani kısmen ulaşıyor. Şöyle bakalım. Belki de aslında tamamını tefsir etmemiş de olabilir. Yani bütün sureler hakkında çok böyle evet. Yani her ayet hakkında bilgi bulmamız mümkün değil. Belki bu kadar bilgi bulduğu için. Aslında bu tefsir tabii ilk dönemlerde ilk 15 yani yarısının bulunduğunu, daha sonraki kısımların bulunmadığını söylemişlerdi. Ama sonraki yapılan çalışmalarda tamamı bulunmuş. Ve tabii gördüğümüz gibi her ayeti, her kelimeyi değil de bulabildiği kadarıyla bizlere aktarıyor. Evet. Şimdi burada belirlediğimiz bir yer var. Onu okumaya çalışalım. Evet. Kavluhu Teala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ Senden önce hiçbir Resul, elçi ve peygamber göndermedik. Evet. Evet, burada bize şöyle göstereyim ayetin tamamını. Şu ayeti tefsir edecek. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ Biz daha önce hiçbir Resul ve peygamber göndermedik ki illa اِذَا تَمَنَّا Bir temenni de bulunduğu zaman, tabi bunlar hep açıklayacak. Elka şeytanu fi ümniyeti. Şeytan onun temennisine bir şey atar, bir vesvese verir. Feyensehullahu Allah siler ma yulki şeytanu. Şeytanın attığı vesveseyi fümme yuhkumullahu ayet. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allahu alimun hakim. Allah bilen ve hikmet sahibidir. Şimdi burada ne demek bu? Şeytanın temennisine vesvese atmak ne demek? Bunları bize açıklayacak müfessirimiz. Evet tabii rivayetlerle yani kendisi yorum yapmıyor. Ne kadar rivayet varsa bunu bize söylüyor. Evet. An Sa'id ibn İbrahim Evet. An Sa'id ibn İbrahim ibn Abdurrahman bin Avf kâle inne fîmâ enzelallahu Evet. Allah'ın indirdiği ayetler ve mâ ersennâ min kablike min rasûl ve lâ nebiyyin ayetler içerisinde okunuyordu. Ney ve lâ muhaddifin ne de bir sözcü. Yani ne bir Resul, ne bir peygamber, ne de bir sözcü göndermedik. Tabi bu sözcü yani peygamberin sözcüsü, peygamberin yardımcısı anlamında bir anlam ifade ediyor. Diyor ki vela muhaddisin ifadesi var da diyor ayette. Ama evet. Evet. Fenusihat muhaddisun. Muhaddis kelimesi Evet, fenüsihat muhaddis dedik. Yani sözcü lafzı bu ayette neshedilmiştir. Tamamen çıkartılmıştır. Peki sözcü ne demek? Vel muhaddisun yani sözcüler burada muhaddis derken kimler kastediyor?
Mesela sahibu Yasin. Yasin suresinde o Hazreti İsa'nın iki havarisine destek olan Antakya şehrindeki Antakya'nın yerel halkın olan kişi. Yani iki kişinin de beraber iki kişiye destek olan kişi anlamında ki o üçüncü kişiyi Habib bin Neccar'ı kastediyor yani. Odur diyor. Ve Lokman mesela o da bir sözcüdür. Yani aslında kendisi gerçekten bir peygamber değil. Fakat bir peygamberin sözcülüğünü yapmış. Yani onun dinini insanlara anlatmış. Ki ve hu min âli firavun. O da firavun âlindendir aslında diyor Lokman. Ve sahibi Musa. Yine Musa'nın arkadaşı Yuşa da aynı şekilde sözcüdür diyor. Evet. An Mücahid radıyallahu anhu kâle ennebiyyü vahdehu ellezî yükellemu ve yunzelu aleyhim. Diyor ki Nebi diyor. Evet. Yani kendisiyle Allah'ın konuştuğu ve kendisine vahiy inen ve la yursedu ama bir elçi olarak yani bir şeriatla gönderilmeyen kimseye Nebi denir diye böyle bir Nebi kelimesinin tanımını yapıyor. An Sa'id ibn Cübeyr kâle. Sa'id ibn Cübeyr'den kâle diyor ki kâle kara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz okudu bir Mekke'te. Mekke'de En-Necm. Necm suresini okudu. Felem yani Necm suresi indiği zaman bu sureyi okumuş Mekkelilere. Felem mâ belegâ hâdel mevdi'a. Fakat diyor o surede şu yere gelince Eferaytum. Haber verin gördünüz mü? Ellâte lat denen putu. Vel uzza uzzayı ve menâte. Ve menat denen putu. Eferitetel el-uhra. Diğer üçüncü put olan menattan bana haber verin bakalım. Diye tam burayı okuduğu zaman elqa eşşeytanu alâ lisâni. Şeytan Peygamberin diline şu vesveseyi vermiş, şunu söylettirmiş yani. Tilkel gharaniqul ula. Onlar yüce kuğulardır bu putlar. Ve inne şefaatehunne. O putların şefaatleri de turteca ümit edilmektedir, umulmaktadır. Kalu Mekkeli müşrikler dediler ki ma zekera alihetena. Peygamber bizim ilahlarımızı bir hayırla hiç anmamıştı kablel yevm bugünden önce. İlginç yani ne oldu da böyle artık bizim putlarımızı hayırla anar oldu diye şaşırıyorlar. Ve fesecede peygamberimiz tabi bunu okuduktan sonra secde ediyor. Ve secedu tabi Mekkeli müşrikler de aynı şekilde secde ediyor. Yani peygamberin adeta bizim putlarımızı kabul etti. Öyleyse biz bu dini kabul ettik anlamında onlara secde ediyorlar. ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ بَعْدَدَرْ Bu olayın ardından Cebrail aleyhisselam peygambere geliyor. Kale diyor ki اِعْلَضَ عَلَيَّ مَا جِئْتُكَ Sana verdiğim vahyi bana arz et, oku, bihi. Yani benim sana verdiğim vahyi. Evet. فَلَمَّا بَلَغَ Peygamber تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَى kısmına girince قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ Cebrail aleyhisselam peygambere dedi ki, buyurdu ki Lem atike bihâdî. Ben sana bu kısmı getirmedim ki. Hâzâ mineşşeytân. Bu şeytandandır. Yani nasıl putları sen övüyorsun, putların şefaatinden bahsediyorsun diye. Aslında burada bunun tamamen şeytan sözü olduğunu söylüyor. Fe enzelallah. Tabii peygamberimiz çok üzülüyor. Ben diyor bunu nasıl söyledim diyor. Nasıl şeytanın vesvesini ağzıma geldi diye çok üzülüyor. Ve fe enzelallah ve Allah da şu ayeti kerimeyi indiriyor. Ve mâ ersennâ min kablike bir rasûlin ve lâ nebiyyin. Hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki mutlaka şeytan onlara da bu şekilde vesvese veriyor ama Allah bu şekilde vesveseyi onlardan daha sonra düzeltiyor diye rivayette bu şekilde devam ediyor. Evet. Min tarik-i Musa ibn-i Ukbete Ali ibn-i Şihab kâle lemmâ unzilet suratun necmi. Necm suresi indiği zaman tabi bu olay aslında Garanik hadisesi diye çok meşhurdur. Çok tartışılıyor. Gerçekten böyle bir olay oldu mu? Yani gerçekten peygamber şeytanın vesvesesiyle ağzından bu şekilde bu tür sözler çıktı mı? Bu sözler çıkıp da Mekkeli müşrikler secde ettiler mi? Bunlar tabii hep tartışılıyor ama görüyorsunuz kitaplarda bunlar zikrederek bunların varlığını kabul ediyorlar. Bu evet. Ama tabii alimlerin bir kısmı ya da daha doğrusu önemli bir kısmı hayır diyorlar. Bunlar tamamen uydurma diye bunu söyleyenler de var. Evet. Min tariki Musa bin Ukbete an İbn-i Şihab kâle lemmâ unzilet suratun necmi ve kânen müşrikûne yekûl. Müşrikler de şöyle diyordu. Lev kâne hâder racul.
Bu adam yani peygamberi kastediyor. يَذْكُرُ آلِهَتَنَا بِخَيْرٍ Keşke hani bizim ilahlarımızı hayırlı ansa da اَقْرَرْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ Biz onu ve arkadaşlarını onaylasak, kabul etsek. وَلَكِنْ لَا يَذْكُرُ مَنْ خَالَفَ دِينَهُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى Fakat diyor Yahudi ve Hristiyanlara onun dinine muhalif edenler diyor hiç anlatmaz diyor. بِمِثْلِ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتِنَا bizim ilahlarımızı andığı gibi mineşşet mi ve şerri, sövgü ve kötülüyerek diyor. Ve kâne Resulullah Peygamber ise kad işteddi aleyhi mâ nâlehu ashabuhu. Peygamber ise diyor min ezâhu ve tekzibihim. Mekkeli müşriklerin eziyetleri ve yalanlamaları çok artmıştı. Ve ehzenetu dalâletuhum. Onların sapkınlıkları Peygamberimiz çok üzmüştü. Fekâne يَتَمَنَّا كَفَّ اَذَاهُمْ Peygamberimiz Mekke'li müşriklerin eziyetlerini artık durdurmayı istiyordu. Engellemek istiyordu. فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ سُورَةً نَجْمِ Allah da Necm suresini indirdi. قَالَ Ve şöyle buyuruyor. اَفَرَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ ثَارِفَةَ الْاُخْرَى Tam bu ayeti okuduğu zaman قَالْقَ الشَّيْطَانُ عِنْدَهَا كَلِمَاتٍ Şeytan tam bu esnada diyor bazı kelimeleri vesvese verdi. وَحَيْنَ ذَكَرَ التَّوَاغِيْتِ Ve bu putları zikrettiği zaman فَقَالَ ve şöyle dedi وَاِنَّهُنَّ O putlar لَهُنَّ الْغَرَانِيْقُ الْعُلَى Onlar yüce kuğulardır. Tabi burada kuğu aslında kuğu özellikle bunun zikredilmesi sanki yani melekler gibi onların değerli semada uçan varlıklar olduğunun teşbihli bir şekilde İstareli bir şekilde ifadesidir. Yoksa gerçek manada kuğu hayvanı değil. Yüceltmek anlamında böyle bir benzetme yapılıyor. وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ O putların şefaati لَهِيَ الَّتِي تُرُتَجَى O şefaatler umulmaktadır. فَكَانَ ذَٰلِكَ Bu söz مِنْ سَجِعِ الشَّيْطَانِ وَفِتْنَةِ Şeytanın tamamen o süslü sözü ve fitnesidir. فَوَقَعَتْ هَاتَانِ الْكَلِمَتَانِ Bu iki kelime bulunuyor fi kalbi müşriki bir Mekke'de. Mekke'de müşriğin bir kalbinde olan bir sözdü. Evet. Ve zelikat biha elsinetun dillerine doladıkları ve tebaşeru biha sürekli doğrudan söyledikleri bir sözdü. Ve kalu ve şöyle diyorlardı. İnne Muhammeden Muhammed kad raca ila dinihil evveli ve dini kavmi. Tabi peygamber bu sözü söyleyince yani onların putları hakkında övücü sözleri söyleyince hemen bunu söylemişler. Muhammed önceki dinine döndü, kavminin dinine döndü diye söz bu şekilde söylemişler. فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ Resulullah ulaşınca ahiren Necmi, Necm suresi sonuna gelince yani Necm suresi bitirince secde etmiş. وَسَجَدَ كُلُّ مَنْ حَضَرَ Ve orada bulunan herkes secde ediyor. مِنْ مُسْلِمِنْ وَمُشْرِكِ Müslüman müşrik hepsi secde ediyor. Fefeşet tilkel kelimetu. Tabi bu söz de yayılıyor finnas insanlar arasında ve azhara şeytan. Halbuki onu şeytan ortaya çıkarmıştı. Hatta belagat öyle ki bu olay ulaşıyor Erdal Habeşeti. Habeşistan bölgesine ulaşıyor. Yani Habeşistan'a bir kısım çünkü biliyorsunuz sahabe hicret etmişti. Ve tabi orada bunu duyunca demek ki Mekkelilerin hepsi Müslüman olduğu zannıyla hatta bir kısmının hicretten Mekke'ye doğru döndüklerine dair rivayetler de var. Fe'enzelallah bunun üzerine Allah da وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّنْ ayeti kelimesini indiriyor. فَلَمَّا evet بَيَّنَ اللّٰهُ قَضَاءَهُ Allah hükmünü açıklayınca وَبَرَّأَهُ ve peygamberi temize çıkarınca مِنْ سَجِعِ الشَّيْطَانِ şeytanın vesvesesinden اِنْ قَلَبَ الْمُشْرِكُونَ müşrikler dönüyor. Evet, inqalabal müşrikuna bi dalaletihim müşrikler kendi sapkınlıklarıyla ve adavetihim lil müslimine ve Müslümanlara düşmanlıklarıyla tekrar geri dönüyorlar. Ve şeddu aleyhi peygambere karşı çetin bir düşmanlık besliyorlar. Evet, burada kalabiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz Taberi'de hiçbir şekilde İbn Ebi Hatim de Taberi'den farklı olarak görüyorsunuz sadece rivayetleri aktarıyor ve aralarında hiçbir şekilde tercihte bulunmuyor. Sadece böyle aşağı doğru benzer şekilde rivayetleri sıralıyor. Evet bunların gerisini siz isterseniz okuyabilirsiniz. Zaten hemen hemen aynı olaydan bahsediyor. Sadece farklı lafızlarla konu bu şekilde devam ediyor. Evet.